Diyoruz. Filistin var. Filistin var. Mücadele edecek. Arkadaşlar. Taş intifadası döneminde 7'den beri 1993 yılına kadar. Boyluydu. Bu boylu boyudu. Boylu boyudu. Onun ne bir var. Bu Aksa tufağı neyse. Hayfa ya bak. Hepsi Filistin. Bu Filistin, bütün Filistin. Hem de başta üzeri Filistin'in başkenti Kudüs sadece rejimler dediği gibi başbakanlar ve cumhurbaşkanları dediği gibi Filistin başkenti de Kudüs dediği gibi değil. Doğu Kudüs ve Batı Kudüs, bütün Kudüs bizimdir. Hepsini unutmadık. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Niye unutturmayacağız diyorum? Çünkü çocuklarımızı doğudan beri biz anlatıyoruz. Filistin var. Filistin var. Mücadele edeceğiz. Bu Aksa Tufane Savaşı şimdi devam ederken savaş ne için oldu? Gazze abloka kaldırmak için mi? Bakın bizim ailemiz orada zaten. Benim babam, annem, kardeşlerim, arkadaşların aileleri hep orada zaten. Bu abloka umurumda değil. Gıda vesaire hiç önemli değil. Biz hedefimiz Mescid-i Aksa'ya. Hedefimiz Kudüs. Onun için bu savaş adı Aksa Tufanı verdik. Mescid-i Aksa için mücadele ettiğimiz zaman, direndirdiğimiz zaman sonunda ne olacak? Ya şehadet ya zafer. Ya şehadet ya istiklal. Başka çaremiz yok. İkisi çok güzel bir seçenekler. Şehadet çok güzel seçenek, zafer çok güzel seçenek. Böyle, sonunda böyle. Elhamdülillah. Gerçek Müslümanlar bir zamanda Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e fethedip Mescid-i Aksa'da namaz kılıp Siyonistler Kudüs'ten atıp Allahu Ekber diyecekler. Bu ne olacak? Allah'ın izniyle olacak. İnanıyoruz biz. Onun için savaşıyoruz. Onun için savaşıyoruz. Çünkü Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber. Son olarak diyorum. Biz Allah izniyle bu savaş çok zor geçiyor. Çok acı geçiyor. Ama biz tahammül edeceğiz. Sabır edeceğiz. Dayanacağız. Sonuna kadar dayanacağız. Allah izniyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Var olun. Bu savaş için, Gazze'deki Müslümanlar için ve Mescid-i Aksa için bu faaliyet devam etmemiz lazım. Şuradaki işgalci İsrail Büyükelçisi kaçtı. Ama inşallah dönmesin. Allah izniyle. İnşallah buraya dönmesin. Tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Peki ne yapacağız? Pratikte ne yapmamız gerekiyor? Onunla ilgili size 3 şeyi hatırlatayım. Bu 3 şeyi yaptığımız zaman yeryüzündeki zalimler de, yeryüzündeki hainler de, yeryüzündeki emperyalistler de, yeryüzünde yaşam alanı kendilerine bulamayacaklar. Bu 3 şey nedir değerli kardeşler? Çok basit. Çok basit 3 şey. Birincisi, bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne yapmamız lazım? Elimizi sürecin içerisine koymamız gerekiyor.
Eğer belki bölgeye gidemeyiz, orayı düzeltemeyiz ama orayı düzeltecek mekanizmaya katkı sağlarız. Her gün 10 TL yeryüzündeki sorunlu bölgelere hizmet için ayırmış olsanız ve bütün ümmeti Muhammed bu refleksi göstermiş olsa, yeryüzünde elimizle ciddi manada düzeltemeyeceğimiz alan kalmaz. İkincisi, dilimizle düzelteceğiz. Yani her gün bir kardeşinize, bir komşunuza, bir arkadaşınıza, bir yakınınıza. Bugün dünyanın dört bir tarafına ulaşmamız çok kolay. Onlara iyi ve kötüyü, faydalı ve zararlı, doğru ve yanlışı gösterecek bir şey anlatsak, bir zulmü deşifre etsek, dilimizle süreci müdahil etmiş oluruz. Üçüncüsü de kalbimizle buğz etmek. Her birimiz maalesef, işte görüyorsunuz, McDonald'lar, Fred Chicken'lar vesaire zalime nasıl destek veriyorlar? Eğer her birimiz zalimin çalışan mekanizmasına, yani para sektörüne karşı buğz etsek, onlardan yüzümüzü çevirsek, şuna emin olun ki zalimler parayı da dünyayı da çok severler. Kesinlikle zulmetmekten vazgeçerler. Bu mevcut firmaları, bugünkü Yahudi sermayesini, emperyalist sermayenin kimler olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Trendyol Türkiye'de bir adım atmıştı. Çok ciddi bir kitleye hizmet gibi gözüküp çok ciddi para kazanıyordu. Filistin aleyhine bir adım attı ve Müslümanlar mevcut Trendyol'daki dükkanlarını kapatmaya başladılar. Çok az bir bölümü. Hemen geri adım attı ve özür diledi. Yanlış anlaşıldığından bahsetti. Doğal olarak da şunu görüyoruz. Biz kötüye, harama, çirkine ve zalime buğz etsek, yeryüzünde zalim diye görünür hiçbir şey kalmaz değerli kardeşler. Bu üç şeye dikkat ettiğimiz zaman göreceksiniz, daha iyi yaşanabilir bir dünya kurulacak inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.